Merhaba sevgili dostlar. Uzun bir aradan sonra mutlu bir yuva izinde tekrar sizlerleyiz. Ramazan ve bayram molasını verdik. Tekrar dönüşümüz çok güzel bir konu ve çok güzel bir konukla oluyor. Anneler Günü yaşıyoruz. Yoğunlukla dünyada Mayıs ayında kutlanıyor ama ülkelere göre değişebiliyor Anneler Günü kutlanması. Biliyorsunuzdur 1908 yılında Anna Jarvis'in annesinin vefatından sonra her yıl annesini anma töreni düzenliyor, kutlaması yapıyor ve 1918 yılın 14 yılından sonra da dünya Amerika Birleşik Devletleri'nde ve daha sonrasında dünyada da her sene özel bir şekilde annelerimizi anıyoruz. Kıymetlerini, değerlerini gönüllerimizde, kalplerimizde çok yoğun bir şekilde hissediyoruz. Ben çoğu kutlamalara yani ne yeri vardır ki dediğim oluyor. Sene içinde çok kutlamalar var biliyorsunuz. Ama Anneler Günü noktasında iyi ki böyle bir şey olmuş. Anne Jarvis'e teşekkür ediyorum. Özel senenin bir günü yoğun hissedişlerimiz, hediyelerimiz, onlara karşı teşekkürlerimizi özel bir şekilde ifade etmeye vesile olduğu için gerçekten teşekkür ediyorum ve memnunum Anneler Günü'nü özel kutladığımız için. Ama malumunuzdur ki tabii ki bir güne sığmıyor. Her gün, her an, her zaman kalplerimizde nadidedir, özeldir ve değerlerini hiçbir zaman da ödeyemeyiz. Kıymetlerine karşılık veremeyiz. Biz de tabii ki konumuz yani programımız mutlu bir yuva olunca anneyi özel anmadan geçemeyiz. Nasıl analım diye düşündük tabii ki. Her anne kendi içinde özeldir. Her anne kendi içinde değerlidir. Kadın da öyledir. Hani en kıymetli anne ifadesini kullanmak istemiyorum. Kullananları da razı değilim. Ama farklı bir boyutta anneliği yaşayan bir konum var. Aynı zamanda uzun yıllardır benim de dostum. Ve çok tevafuk bir şekilde stüdyomuza misafir etme olanağını elde ettik. Sevki ilahi diyebilirim buna rahatlıkla. Çünkü Almanya'da yaşıyor kendisi ve biz bu programımızı Fransa'da, Paris'te çekiyoruz. Ama stüdyoda çekeceğiz. Hoş geldin Mine. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizinle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Evet, dost olarak çok görüşüyoruz ama programda konuk almak hem çok güzel hem çok özel. Evet. Çok teşekkür ederim. Hem kabul ettiğin için, geldiğin için, bu konuyu konuşma noktasında bize zaman ayırdığın için. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Beni çok onore ettiniz bu teklifinizle. Ve gerçekten burada olmam çok büyük bir tevafuk oldu. Güzel oldu. Benim için bir ilk böyle bir yayın. Sizinle de olmak daha da bir heyecan verici. Çok sağ olasın. Eminim çok natürel bir söyleşi yapacağız. Çünkü bir dostluğumuz var. Evet. Senin çok farklı bir annelik sürecin var. 2 yıldır annesin. Evet. O sürece geçmeden önce Mine, anne olmadan önceki Mine'yi bize biraz tanıtır mısın? Ondan bahseder, o zaman diliminden bahseder misin hayatını? Kendimle alakalı çok anlatacağım bir şey yok ama kısaca kendimi şöyle tanıtayım. İsmim Mine, soy ismim Uludağ. 2,5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Ondan önce Fransa'da yaşıyordum. Yaklaşık yani 40 yıldır söyleyince de yaşım çıkıyor ama ne yapalım söyleyelim. Fransa'da yaşıyordum çünkü Fransa'da doğdum, büyüdüm. Ve sonraki seçimimden ötürü de Almanya'ya taşındım. Almanya'da şu anda yaşıyorum. Fransa'da önce neler yapıyordum? Rennes'teydim. Rennes şehrinde yaşıyordum. Çocuklarla ilgileniyordum. Çocukların eğitimiyle, eğitim merkezlerinde, kültür merkezlerinde gönüllü rehberlik yapıyordum. Bu şekilde hayatımı devam ettiriyordum. Evet, evliydin. Evliydim. Önce ilk evliliğim Fransa'da gerçekleşti. Tabii ilk evliliğim yaklaşık 20 yıl sürdü. İlk eşim rahatsızlandı. Tabii ikinci evliliğimden son 3 yıl önce rahatsızlandı ve kanser olduğunu öğrendik. 42 yaşında Hakk'ın rahmetine yürüdü ilk eşim.
Rahmetiyle muamele etsin inşallah. Amin inşallah. Sonra böyle şey bilmem nasıl bağlayacağımı yani bilemedim. Yani ben yakın bir dostluğumuz var ve o sürecine şahit oldum. Cemil abinin rahatsızlığından önceki süreçte de rehberlik dönemindeki sürece de çok şahit oldum ve benim oğlumla da bir süre ilgilendin. Kızımın ablası oldun, hocası oldun. Yani o çocuklarla diyaloğun, çocukların sana karşı muhabbeti çok takdire şayandı. Ve hala özel anarız seni. Özel bir yerim vardır. Yani manevi annesindir hatta çocuklarımın. Bir ikincisi de şunu demeden geçmek istemiyorum, vurgulamak istiyorum. Hatta sana da çok söylemişimdir o süreci kitaplaştırman gerekiyor diye. Cemil abinin kanseri yaşama sürecinde o rahatsızlığı harika bir mücadelem vardı. Hatta o mücadele hani doktorlar abi için 3 ay ya da en fazla 6 ay yaşar derken abi 2 yıl yaşadı. 2 yılın sonunda vefat etti. Evet. Ya bir bebek gibi ilgilendin ilk eşinle. Evet. Hiç incitmedin, hiç öfkelenmedin, hiç sinirlenmedin. Her şeyi yani kanser hastasında tabii çok zorlukları var. Şahit de olduk. Her şeyi kendi içinde yaşadın. Hatta ona söylemedin yani çok ağır bir kansere yakalandığını ki stres, üzüntü daha da onu kötü edeceği düşüncesiyle. Evet. Yani benim sana hayranlığım arttı o zaman ve şunu hep düşündüm. Bu sürecin yani bir kanser hastasına bakan veyahut da bir hastayla birlikte yaşayan bir kadının bu süreci eserleştirmesi lazım. Yani eserlere dökmesi lazım ki günümüzde de çoğaldı zaten. Çok kadın yaşıyor. Ya kendinde yaşıyor ya yakınındaki sevdiğinde ya evladında. Ya örnek bir şeydi yani seninki mücadeleydi. Örnek bir sabır kahramanlığıydı. Gerçekten kendime çok örnek aldım o süreçte. Ve hala burada da söylemek istiyorum. Kitaplaştırman lazım o süreci. Ki senin gibi yaşayanlara bir örnek kalsın. Benim için bu söyledikleriniz gerçekten hani o kadar normaldi ki yaptıklarım. Tabii ki eş olarak birbirimize fedakarlık boyutu vesaire hep sınırsız olması gerekiyor. Ve rahmetli eşim evet bir bebek gibi baktınız dediniz. Çünkü bir insan hastalandığı vakit o bebek aciz oluyor. O hasta da o aciziyeti dorukta yaşıyor. Karşısındaki insan bunu gördüğü vakitte Rabbim tabii ona merhamet dozajını, şefkat dozajını daha yüklü veriyor. Hani bir kadında var zaten bunlar ama o esnada daha işte Rabbim diyor ya kimseye dayanamayacağı yükü vermem. Yani o bir gerçek ve onu birebir yaşadım. Her kadında şefkat dozajı vardır zaten ama o esnada Rabbim daha fazlasını veriyor ve o sana yük gibi kesinlikle gelmiyor. Yani o tam işte bir bebeğin oluyor belki o dönem ve sen ona bakmak zorundasın ve zorunluluk bile belki incitebilir bu kelime. Zorunda değildim bu bir benim için mutluluk vericiydi, keyifti. Yeter ki nefes alsın, yaşasın. Onu daha uzun, tabii ki vade ne zaman dolarsa o zamandır ama siz şahit olduğunuz için çok da etkilendiğinizi biliyorum o dönemlerde. Benim için doktorun bana 2 seneden sonra dedi ki eşinize ben 2 aydan fazla vermemiştim. İlk gördüğümde. Ama tabii Rabbim 2 yıl takdir buyurdu. 2 yıl yaşadı o hastalıkta. Velhasıl çok güzel günler yaşamıştık. O 2 yılımız unutulmayacak. Çok güzel anılar bıraktı bize. Bana. Size de öyle. Evet, kesinlikle. Etrafımdaki arkadaşlarıma, aileme de öyle. Çünkü o dönem Allah'la yakınlaşma dönemiydi. Evet. Ve tevekkül etme dönemiydi.
teslimiyet dönemiydi. Onları, o duyguları Doruk'ta yaşattı Rabbim. Velhasıl tabii ki sonraki sorularınızda da bekliyorum. Başka kararları almama da o süre beni hazırladı. Ve ilk evliliğin sürecinde çocuğunuz olmadı, sağlık nasip olmadı. Yani tabii sonuçlanmadı hiçbir hamileliğim, sonuçlanmadı. Bunda da hikmetler vardı. Hikmetler gizlidir genelde. Tabii Rabbim herkese görmeyi nasip etsin o gizli hikmetleri, güzellikleri. Bunda da bir tanesi buydu. Evet, yani belki biyolojik anne olmamış olabilirsin ama o kültür merkezinde, eğitim merkezindeki çocuklarla diyaloğun, yani ben inan bunu sana da söylemişimdir, kendi çocuğumla kuramadığım diyaloğu gördüm yani senin o samimiyetinde, şefkatinde ki ilk yani yaşadığın şehirdeki arkadaşların, çocukların da sana karşı ayrı bir bağlılığı, sevgisi öyleler, var. Öyleler, sağ olsun. Yani gerçekten her kadında şefkat var ama sende natürel, doğal, dozajı biraz fazlaca var. Çevrene de yetiyor çünkü. Ve dediğin gibi ilk eşine karşı ilginde de çok ön plandaydı. Evet, sonraki sürece geçecek olursak, ağır bir imtihandan çıkmış çocuklarla birlikte yaşama fikrin ve o fikrin sonucunda ilerleyen zaman diliminde yaşadıklarına geçmek istiyorum. Evet. Ama ondan önce Esma Uludağ'ın ki izleyicilerin çoğu izlemiştir o videoyu, şahit olduk yani. Esma Uludağ'ın çocuklarıyla Türkiye'den Yunanistan'a geçerken Meriç yolculuğundaki hadiseler, sıkıntılar, yani o yolculuk süreci bize videoyla yansıdığı için vefatından sonra tabii ki. Yani hepimiz çok farklı üzüldük onlara. Ben hani görüştüğüm arkadaşlarla da hep bu ifadeleri kullandık. Kendimi de biliyorum. Yani aylarca o tekrar tekrar izledikçe o yolculuğu kendimi tutamıyordum. Yani hem de çok yoğun ağlıyordum. Hatta çocuklar bile şaşırıyordu. Ya o yolculuk bize yansıdığı için Esma Uludağ ve onun çocuklarına çok farklı üzüldük. Aslında onu yaşayan çok kadın vardı, çok anne vardı, çok çocuk yaşadı. Yani o yolculuğu ve o yolculuk esnasındaki sıkıntıları maalesef ve hala da yaşayanlar var. Evet, o sıkıntılı yolculuğu, hatta ondan önce Türkiye'deki bir sıkıntılı süreç, sonra sıkıntılı Yunanistan'da bekleyiş, uzun sürede baba hasreti derken o çocuklar bir de Yunanistan'da ani bir ölümle annelerini de kaybettiler. Ve sonra sen de o esnada işte eşinin vefatını yaşadın. Evet, yas tutuyordun. Ve yine takdiri ilahi o çocukların annesi olmayı Allah sana takdir etti belli bir süreden sonra. Yani o süreci, o sıkıntılı bir süreçten çıkan o çocuklara anne olma fikri ve ondan sonraki zamanı bizimle biraz paylaşır mısın? İşte dediğiniz nasıl gibi. Nasıl başladı, nasıl ilerledi? O görüntüleri herkes gibi ben de o Mayıs'ın sanırım ikisiydi, 2 Mayıs 2018'de düştü YouTube'a o görüntüler. Hem rahmetli Esma Hanım'ın hem çocukların görüntüleri. Öncesinde ben 6 ay önce eşimi kaybedeli 6 ay olmuştu. Hı-hı. Rahmetli Esma Hanım'dan 6 ay önce Cemil Bey vefat etmişti. Ve ben onun acısı o kadar çoktu ki bende, yani onun üstüne sanki başka acı yoktu yani. Benim yaşadığım o kayıp, yani başkasının acısını hissedemez olmuştum. Böyle derin bir şey yaşamıştım ki ondan öncesinde rahmetli Esma Hanım vefat etmeden 3 ay önce Atina'ya ziyarete gitmiştik. Beraber yine birlikte Atina'ya gitmiştik ki o zaman çocuklar, rahmetli Esma Hanım oradayken, ama görüşmemiz Rabbim takdir buyurmadı ki bütün etrafındaki komşu ve arkadaşlarıyla ki görüşmüşüm. Fotoğraflardan sonra çocuklarım tanıdı. Dedi ki bunlar bizim komşumuz da anne, bu şu teyze, bu arkadaşımızdı falan. Fotoğrafları göstermiştim. Onlarla Rabbim karşılaştırmadı beni.
Ve o dönemde ben çok acı hikayeler duyuyordum Atina'daki ziyaretlerimde ama ağlayamıyordum. Çok değişik bir duyguydu. Ağlayamıyordum çünkü benim acım çok daha tazeydi. 4 ay önce eşimi kaybetmiştim, Atina'ya gitmiştim. Ben başkasının acısını rahmetli Esma Hanım'ın vefatından sonra duymaya başladım. Yani eşimi kaybettikten 6 ay sonra o çocukların görüntüleri, şu an evlatlarım, onları görünce o zaman ağladım. Herkes gibi, sizin gibi. Ki o zamana kadar rahmetli eşimden hariç kimseye ağlayamıyordum. Velhasıl çok etkilendim. O görüntüler gece yarısı izlediğim zaman çok etkilenmiştim ve içimden şöyle bir his geçti o esnada. Dedim ki sen yalnızsın şu an ve sen çocukları o görüntüleri görünce içimde bir şey hissettim. Dedim ki sen burada yalnızsın, kimseye faydan yok. Çünkü çok yoğun bir süreçten geçtikten sonra neydi? İşte rahmetli eşim hasta olmadan önce hep çocuklarla ilgileniyordum. Ondan sonra rahmetli eşime Rabbim beni çevirdi. Ona hizmet etmek zorundaydım. Seve seve. Velhasıl bir boşluktaydım ve dedim ki bu çocuklar annesiz şu an onları kim kucağına alacak, kim sevecek? Öyle çok etkilendim. Ve ben o esnada ben de şu duayı çok yaptım. O yüzden sana şunu diyorum. Sen benim kabul olmuş duamsın şu anki hayatın. Yani o kadar hakikaten içim yandı ki o çocuklara. Yani böyle hatta bağırarak dua ettim. Allah'ım ne olur onlara öyle bir yani anne nasip et ki bu acılarını unutsunlar. Yani bu boşluk kapansın onlarda. Bu duayı çok yaptım. Gerçekten çok yaptım. Sonra sana da tekrar hatta evliliğiniz olduktan sonra bunu da ifade etmiştim. Bunu başka bir arkadaş daha söyledi Yunanistan'da. Belki bunu da ilk defa söyleyeceğim. Kendisi Atina'da ve rahmetli Esma Hanım'ın vefatından önceki seyahatimde işte 4 ay önce vefatından 4 ay önce Atina'da evine misafir olmuştuk ve o bayan işte acım tazeydi, biliyordu eşimi kaybettiğimi. Rahmetli Esma da vefat ettikten sonra hep beni düşünmüş. Keşke İşte Mine Hanım bu çocuklara annelik yapsa, beni yakıştırmış nedense yani ki o kadar da layık görmüyorum tabii kendimi ama o çocuklara. Ama o da öyle dua etmiş sizin şu an dediğiniz gibi. Bunu da çok sonradan bana söyledi. Ben senin ismini hayal etmeden bu duayı yaptım. Yani hani seni hayal etmedim. Yani öyle bir anne nasip et ki onlara o boşluk kapansın onlar için diye. Allah'ın takdiri. Evet. Evlilik süreciniz nasıl başladı? Evlilik sürecim. Çocuklar. Mehmet Ali Uludağ'la. Çocuklar Mehmet Ali Uludağ Bey işte şimdiki eşim. Çocukları Almanya'ya getirdikten sonra 6 ay Almanya'da yaşıyorlar. Tabii kendisi evlenme isteği oluyor kendisinde. Hı-hı. Ve bir şekilde bizi tanıştırıyorlar. O tanıştırma esnasında bana işte telefon geliyor ilk başta. Böyle birisi var, tanışmak ister misin? Ve o telefon esnasında ben şok oluyorum tabii. Çünkü ben hiç takip etmedim sonrasını. 2 Mayıs 2018'deki görüntüleri gördükten sonra çok yoğun duygular yaşadıktan sonra ben sonra takip etmedim. Çocukların hayatını olsun, Mehmet Ali Uludağ Bey'in hayatını olsun hiç takip etmedim. Hatta yani başka acılar yaşandı. Üst üste acılar işte Meriç geçiş acıları vesaire çok yoğun yaşandı o yıl. Unuttum diyemem ama böyle zihnimde bir köşedeydi.
tekrar o film şeridi gibi gözümün önüne geldi. Rahmetli Esma Hanım'ın vefatı, işte o görüntüler bana teklif gelince. Ve o esnada hiç dinleyemiyorum. Karşıdaki insan konuşuyor ama ben duymuyorum. Diyorum ya Rabbi diyorum bu nasıl, bu nasıl yani şimdi böyle çok farklı bir şey oldu. Ve ondan sonra tabii tanışma süresi oldu. İlk önce Mehmet Ali Bey ile tanıştık. Hı hı. Sonra çocuklarla tanışmaya gittim. Ve bu şekilde tabii onları görünce yani bilemiyorum. Benim için önemli olan o çocukların o boşluğunu doldurabilmekti ilk etapta. Evet. O bakış açısıyla hareket ettim. Onları gördükten sonra oradaki hayatlarını 6 aydır Almanya'daydılar. Güzel adapte olmuşlar, çok müthiş ilerlemişler her yönden. Dedim ki ben bu çocukları istiyorum, evet yani istiyorum ve onların düzenini de bozmak istemiyorum. Evet, o da bir o an için muammaydı. Sen yıllardır Fransa'da yaşadın ve doğdun. Buraların lisanını konuşuyorsun Fransızca. Evet. Senin için büyük bir değişiklik olacaktı. İlk eşin vefat edeli bir yıl olmuş. Senin de hani o acı sürecin bir nevi devam ediyor. Zor bir karardı yani. Aslında ve sen orada çocuklar için Almanya'ya gitmeye karara yani verdin, değil mi? Yaşama kararı, evet. Mehmet Ali Bey bana aslında serbest bıraktı beni o konuda. Dedi ki istersen Fransa'da da yaşayabiliriz demişti. Ama ben çocukların düzeni için istemedim. Çünkü zaten bir yıkım yani yaşamışlar. Mecburen göç etmişler yurtlarından. Üstüne üstün bir de Almanya'ya alışma dönemindeler. Ben onları tekrar farklı bir travma yaşatamam dedim. Ve Almanya'da yaşama kararı verdik beraber. Peki 2,5 yıl geçti değil iki, mi? 2,5 yıl oldu. Evet. Peki ilk yani şunu gördüm. Hani birebir çok şahit olduğum için buradan çok rahatlıkla ifade edebiliyorum. Çocuklar çok hızlı alıştı sana. Yani ilk hatta bir tanışmaya gittin. Tekrar ikinci tanışmanda anne anne diye böyle yani çok farklı bir sahiplenme oldu. Yani ben çok inanç çok şaşırdım. Evet. Çok şok oldum. Hadi minik küçük daha belki tam anlayamayabiliyor ama o yani vefat edeli de anneleri çok olmamıştı ama ikinci görmelerinde çok büyük bir sahiplenme oldu. Evet. Bu tabii sebeplerle ifadesi yok bence bunu. Sebeplerle anlatılamayacak yani bir şey. Yani öyle takdiri ilahi öyle düşünüyorum. Büyük kızım beni gördüğünde bana çok yakınlık hissetti. Kendinde beni yani hatta beni rahmetli annesine çok benzetti. Yani bu da yani yapacak bir şey yok. Evet belki anımsatıyorum belki bilmiyorum ama çok benzetti ve beni de rahmetli annesini gördü. Yani bunu bana hissettirdi. Oğlum da öyle. Küçük kızım o daha küçüktü işte 2,5 yaşındaydı. O zaten hatıraları şey hatırlayamıyor yani tam olarak sadece fotoğraflardan biliyor. Gerçekten biz çok yoğun duygularla hem ilk buluşmamız hem sonraki evde beraber yaşamaya başlayışımız sanki hep berabermişiz. Yani hiç hani ben sonra da gelmiş gibi hissetmedim. Ülke olarak hissettim elbette komşular vesaire her şey değişti benim için ama o çocuklar yani çocuklarım sanki benimdi, her zaman benimdi. Yani böyle sonradan dahil olduğumu hissettirmediler bana çocuklar. Onlar da hissettirmedi, Rabbim de hissettirmiyor bana. Çünkü hep düşünüyorum, diyorum yani ben tamam biyolojik anne değilim ama eğer doğursaydım bundan daha fazla sevebilir miyim? O soruyu hemen cevap verebilirim kesinlikle. Çünkü şöyle bir İlk sene dolmamıştı zannedem, tam süreyi bilmiyorum. Bir hafta yalnız Paris'e gelmek zorunda kaldın.
Ve o süreçte o 7 günde o kadar çok özledim ki o çocukları. Ben çok şok oldum, dedim Mine ben ayrıldım da böyle özlemiyorum çocuklarımı. Yani yani zaten şefkatin hep şaşırtıyordu beni. Bu ikinci evliliğinde ve çocuk anneliğinde ayrı bir şaşırttı zaten. Ben okula gönderince üzülüyorum. Çok belki değişik gelecek ama böyle. Yani küçüğümü okula verdiğim zaman onu alasıya kadar özlüyorum. Evet, çocuklar da bunu çok yoğun hissediyor sendeki bu muhabbeti, sahiplenmeyi, bağlılığı. Onlar da aynı şekilde bir ilişki yaşıyorsunuz. Anne evlat ilişkisini harika yaşıyorsunuz sevgi bazında, buna şahidiz. Şu soruyu sormak istiyorum bu sorunun açılımında. Peki hiç zorluk yaşamadınız mı? Yaşadıysanız böyle genel bize yaşadığınız zorluklardan biraz bahsedebilir misin? Zorluklar her daim var. Her hayatın her aşamasında herkesin yaşadığı da zorluklar var elbette. Ama güzellikler o zorlukları örtüyor. Hı hı. Güzellikler daha ağır basıyor. Hı. Zorluklar nedir soracaksanız, ilk etapta ikinci evlilik. Evet. Tabii ki kolay bir şey değil. Eşler arası anlaşmak, eş arası alışmak. Tanışmak, alışmak yani her şey. Ki eşim Mehmet Ali Uludağ Bey bir süreçten geçti. Kolay bir süreç yaşamadı. Ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Çok zor bir travma yaşadı. Eşini kaybetti. O da ben de ama o eşine bir şekilde rahmetli eşine görmeden uğurladı. Evet. Çünkü yanında değildi. O daha da bir ağır yüktü onun için. Velhasıl ikimiz de yaralıydık. İkimiz yaralı olunca da birlikte o yaralarımızı sarmaya çalıştık. Hani başardık mı bilmiyorum ama hala çünkü var bazı ara ara. Olsun ama diyoruz çünkü evlatlarımız var. Evet. O evlatlar için çok mücadele etmek çok güzel, çok tatlı. Çünkü Rabbim hemen onun meyvesini gösteriyor, o tatlılığını gösteriyor. Onların zaten bir anne demeleri bana en büyük lütuf. Onlar benim için bir lütuf göz nazarıyla bakıyorum. Allah bana sundu. Dedi ki ben sana 3 evlat sunuyorum. Sen seç dedi. Ben onu kabul etmeme gibi bir durum yaşayamazdım. Ve çok da mutluyum onlarla beraber olmakla. Her gün bir şeyler öğreniyorum. Zorluklardan bir tanesi belki işte çocuklar şöyle yapınca, böyle yapınca nasıl hareket edeceğimi hemen telefon açıyorum. Benim çok sevdiğim bir pedagog arkadaşımız var Almanya'da. Aynı bölgede yaşıyoruz. Çok da büyük bir nasip diyelim. Çünkü çok önemli bu. Böyle hemen ararım onu. Arayınca da o beni yönlendirir veya biraz der ya hiç merak etme, rahatlatır. Ya bu önemli değil, hiç merak etme. Her çocuk böyledir. Şöyle şu süreci şöyle yaşarlar vesaire falan. Bana çok yardımcı olur. Ve o zorluklar bir anda kaybolur. Belki aslında senin yaşadığın anne çocuk ilişkisindeki zorlukları biz de yaşıyoruz ama ya es geçiyoruz ya bildiğimiz gibi uyguluyoruz. Senin ayrı bir hassasiyetin var. Ben sormadan yapamıyorum ve gerçekten tavsiye ediyorum. İster yani sonradan anne olalım veya en baştan anne olalım. Hani doğum esnasından itibaren istersen ölü olalım. Muhakkak uzmanlarımıza danışmak güzel. Tabii. Yani gerekiyor. Çünkü çok aydınlatıyorlar onlar bize. Ben zaten bir yaştan sonra anne oldum. 39 yaşımda ben Mehmet Ali Bey'le hayatımı birleştirdim. Ve o zamana kadar tabii yeğenlerimle beraber yeğenlerimi büyüttüm, talebelerim oldu. Arkadaşlarımın çocukları vesaire hepsine biraz dokunmuşumdur ama
kendi çocuğun olması çok daha farklı oluyor. Hemen tabii ki uzmanları ben müracaat ediyorum ve hala da ediyorum. Evet, evet. Bu da çok güzel bir şey. Evet, bu ilişkilerdeki zorluklara girmişken bu konuyla alakalı şu soruyu sormak istiyorum. Çünkü biz programımızda hep eşlerle iyi bir ilişkiye geçebilmek, iyi bir anne olmak, iyi bir yuvayı kurabilmek ve devam ettirme noktasında başlıklarımız var ve bunu uzmanlarla işliyoruz. Evet. Sen de tecrübe sahibi olarak ve sizinki dediğim gibi farklı bir süreç. Belki şu an tabii eşini kaybetmiş veyahut da işte ilk eşi evliliği farklı sonuçlanmış çok insan vardır. Kadın vardır, erkek vardır. Belki ikinci bir evliliğe, ikinci bir hayat, böyle bir hayata başlangıçta tereddütler yaşıyorlardır normal olarak çok doğal. Cesaret gösteremiyorlardır. Hem onlara bir şey olsun diye yani hani o cesaret cesaretsizliklerine veyahut da düşünmeleri noktasında belki bir ışık olur diye. Eşinle yaşadığın zorlukları nasıl yeniyorsunuz? Yani nasıl aşıyorsunuz? Yani o zorluk bitmez belki ama onu sabrın bitmediği noktaya getirmeden ilişkinizi kuvvetlendirecek şekilde nasıl bir yol buluyorsunuz karşılaştığınız zorluklarda? Açıkçası ben hep çocuklar odaklı baktığım için çocuklar nasıl mutlu olacaksa ben o şekilde daha çok hareket ediyorum. Eşimle yani diyaloğumda veya her konuda karar vermede. Ama çocukları eşler fıtri olarak güzel bir bağ kurunca zaten çocuklar iyi oluyor. Evet. Ben açıkçası bunu da daha çok şu son yıllarda yoğun bu kararı vardım. Eskiden ben de belki ilk etapta çocukları diye düşünüyordum ama eşler birbirleri arasındaki ilişkiyi çocuklardan önce almalılar. Yani birbirleri için evet. Var olduklarını, işte sen anne olmadan önce Mehmet Ali Bey'in eşisin, Mehmet Ali Bey de çocuklar olmadan senin eşin, kocan. Ya bu ön plana alınması lazım. Oradaki zaten bağlılık, güzellik veyahut da zorluklar karşısındaki mücadele, sabırın şeyi, güzelliği zaten çocuklara yansıyacaktır diye düşünüyorum ben. Biz eşimle yani böyle bir arada olduğumuz zaman, ikimiz birlikte vakit geçirdiğimiz zaman çocuklar etrafımızda, her daim etrafımızda. Çünkü ben evliliğe başladığım zaman Mehmet Ali Bey'le aslında işte 4 yeni kişilikle evet. Birlikte yaşamaya başladım. Evet, evet. Biz kendimizi tanımaya başlayınca da Mehmet Ali Bey'le çocuklar da hep etrafımızda olduğu için gerçekten onlar eksenli daha çok düşünmeye başladım. Hani etap etap olmadı çünkü benim hepsi birden oldu. Hepsi de beni bir anda kucakladı. O sevgiye boğdular beni yani. Ha biz ne yapıyoruz? Eşimle birlikte vakit geçiriyoruz. Birlikte işte daha sağlıklı ebeveynler olabilmek için kendimize zaman ayırıyoruz. O kendimize zaman ayırma nedir? Örneğin gün içerisinde dışarı çıkıp yürüyüş yapmak veya balkona çıkıp beraber bir kahve içmek. Hı hı. Böyle kendimiz için yaptığımız özel anlar vardır. Hani evet. Onun süresi, uzunluğu çok önemli değil. Önemli olan o andır benim için. Hı hı. Ve o çocuklar bizi öyle görünce de o kadar mutlu evet, oluyorlar kesinlikle. Ki. Hani onları o şekilde etkilemek de ayrı bir haz tabii, veriyor kesinlikle. Bana. Yani çocuklar sünger gibi zaten hani söylediklerimize değil gördüklerine göre şekil alıyorlar. Sünger gibi anne baba arasındaki diyaloğu, yaşanan her şeyi çekiyorlar. Evet, yani ben bunu evet. Çocukların büyüdükçe çok iyi fark ettim. Belki ilmi olarak biliyoruz, okuduk evet. Önceden ama yaşadıkça insan bunu çok daha iyi fark ediyor. Bu noktaya tekrar vurgu yapıyorum. Evet. Muhabbetimizin doğrultusunda bütün annelere, bütün babalara. Yani önce birbirimize kilitlenmemiz lazım. Yani evet. Birbirimizin arasındaki ilişkiyi sağlamlaştırma, en güzel hale getirme
çocuklar için değil de birbirimiz için birbirimizi sevme, birbirimize saygı gösterme, mücadele ettiğimiz noktalar yine birbirimiz için. Zaten ona göre çocuklar şekilleniyor yani. Üçüncü zaten ebeveyn anne baba arasındaki ilişkidir diyor bir psikolog. Evet. O ilişkiye göre şekilleniyorlar. Ya, çok mühim bir nokta. Evet öyle hak veriyorum size bu konuda tabii. Ama benimki daha bir farklıydı evet. Yani. Çünkü bizim ikimizin de acısı vardı. O acıları çok kapatmadan hani biz o çocukları için ne yapabiliriz mücadelesindeydik. Evet, evet. O çünkü kısmı... yani eşim için de öyleydi, Mehmet Ali Bey için de, benim için de öyle. Yani o çocukların acısını minimuma indirmeydi baştaki evet. gayemiz. Evet. Tabii ki Rabbim içimize sevgiyi de verdi Mehmet Ali Bey'le. Hani o da önemli. Tabii. Ama ben daha çok hep çocuk endeksli baktım. Ama sonrasında da sizin bu dediğinizi evet. ben yaşadım. Evet. Evet. Yani ha çocuklara daha sağlıklı bir anne olabilmem için ben yani tabii ki eşimle de böyle böyle anlarımız olacak, şöyle şöyle yapmamız lazım evet. ama ilk etapta öyle değildi yani. Evet. Peki yine bunun doğrultuda bu soruyu soracağım. Hani İşte çocukların iç dünyalarına çok güzel hitap ettin gerçekten ki ben hani bir kızının, büyük kızının baştaki ve şu anki o halet ruhiyesini gözlemlediğimde müthiş bir dinginlik hissediyorum onda. Çok güzel iç dünyalarına hitap ettin, sorunlarına dokunabildin gerçekten de. Bu doğrultuda eşlerin nasıl bir denge kurması lazım ki bunu her anne baba başarabilsin? Yani deminki konuşmamızın doğrultusunda evet, belki aslında, eksik kalan kısımları tamamlayacağımız evet, bir soru olsun. Aslında öyle. Biraz tamamlıyor söylediklerim. Çocuklar anne babayı mutlu gördükçe mutlu oluyorlar. Ve hadsiz bir mutluluk yaşıyorlar. En çok mutlu oldukları yön orada yani. Anne baba beraber ve mutlular. Ki benimkiler bir yani annelerini kaybetti. Yani o kayıp anını yaşadıkları için o duyguyu onlar için daha da büyük mutluluk veriyor. Evet. Bizim eşimle muhabbetimiz, eşimle en basitinden beraber oturup konuşmamız vesaire, beraber olmamız çok basit yani bir şey. Onları çok mutlu ediyor. Evet. Geliyorlar, sarılıyorlar, bizi öpüyorlar. Böyle dünyalar onların oluyor sanki. Tabii başta ben şaşırıyordum ama sonra anladım ki bu çocuklar için bu çok önemli. Evet. Sevgiyi göstermek. O yuvada sevgi gösterilmesi gerekiyor, yaşanması gerekiyor. Tabii bunu da bu bize düşüyor, yetişkinlere yani, düşüyor evet. yani. Çok yenilemiş olacağız ama o denge eşlerin birbiri arasındaki sağlam diyaloglar o zaman, sağlam sevgileri, sağlam birbirlerine evet. karşı saygıları, doğru bir ilişkiyi kurmaları diyelim o zaman. Gayret kısaca. Etmek evet. gerekiyor. Böyle evlilik düşünen aileler olursa, kişiler olursa gayret etmek gerekiyor. Ne mücadele, evet, herhalde. Mücadele vermek gerekiyor. Diyalog için, muhabbet için her konuda bir mücadele vermek gerekiyor. Evlilik müessesesi hani çok kolay değil elbette ama çok korkmamak lazım. Mesela ben bu kararı aldığımda çevrem bana ya sen nasıl bir yola girdiğinin farkında mısın? Hani kötü bir yol değil de hani çok meşakkatli bir yol. Çok mücadele vermen gerekecek. Sen farkında mısın? Sen bütün hayatın boyunca iki kişiydiniz. Yani sonra tek kişi oldun. Çok rahat bir hayatın vardı. İstediğin gibi geziyordun, istediğin gibi her yere gidiyordun. Şimdi öyle olmayacak. Yani benim çevrem benden daha çok korkmuştu. Ben o zaman o kararı aldığım zaman korkmadım. Gerçekten düşünüyorum da yani korkmadım. Çünkü dedim ki ben bunun hasretini yaşamışım. Ha, bir de yalnızlığın doruğunu görünce o yalnızlığın doruğunu her yaşayan insan bence cesaretli olup
kararlar almalı. Evet. Yani o korkuyla yaşayarak hiç kimseye faydamız olmaz. Bir de risk her şeyde var zaten. Hayatın her karesinde hiç tahmin etmediğimiz şeylerle karşılaşabiliyoruz. Yani insani ihtiyaçları göz önünde bulundurarak karşımızdakinin ve bizim işte hem saygıda, sevgide hem de saygıda sınırları, alt sınırlara düşmedikçe neden olmasın yani, değil mi? Evet, neden olmasın? Çok güzelliklere gebe oluyor çünkü. Hele bir de böyle annesiz çocuklar varsa ortada. O çocuklar ki anneleri yok ise onların kanatları kırık demektir. Yani onları okşamak, onları sevmek, yani o çok fazla düşünmemek lazım. Evet. Çok bence. Aynen. Yani yine bu konuşman esnasında şu soru aklıma geldi yine. Bu böyle yaralı çocuklara, bu imtihanı yaşamış çok çocuklar var ve sen o çocuklara anne oldun ve onların süreçlerini birebir yaşadın. Bizlere ne tavsiye edersin bu sıkıntıları yaşayan çocuklara? Evet. Karşı. O çocuklara ben şimdi anneyim. Ama ben eğer dışarıdan bakmış olsam, bizim çevre genelde Türk çevresi çok ifrata varacak derecede sevgi ve şefkat, merhamet gösteriyor annesini kaybetmiş çocuklara. Neden ifrata varacak derecede diyorum? Çünkü çocuklara o dozajı bilmeyince çok fazla sevgi aldıkları vakit onlar hırçınlaşabiliyorlar da başkalarından. O hırçınlık neyle olabiliyor? İşte her şeyleri bir anda olabiliyor. Aslında çocuk çok mutlu oluyor ama aslında anneleri yok. Hani en çok istedikleri varlık yok. Ama her şeyleri oluyor maddi olarak. Evet. Maddi olarak ifrata varacak derecede yoğun bir ilgi görüyorlar. Ama o çocuklar aslında sadece şefkat ve merhametle onlara yeterli oluyor. Evet. Örneğin benim çocuklarım ben yokken o 6 aylık süre onların işte onları gelip giydireni hiç unutmuyorlar. Üzerlerinin kıyafetlerini seçenleri, hadi bugün bunu giyeceksin, şu gün şunu ayarlayan ablalar oluyordu. Üzerlerine de günleri yazıyorlarmış örneğin. Ondan sonra bir abla var, o bıcı bıcı abladır. Mesela ismi o öyle kaldı. Neden? Çünkü o abla o süre zarfında hep çocukları gelmiş, onları yıkamış, banyolarını yaptırmış. Ve onun ismi mesela öyle kaldı. Diğeri başkası parka götürüyormuş. Hani çok basit. Onları alıyormuş gün içerisinde o evde yalnız kalmamaları için parka götürüyormuş ve öyle vakit geçiriyormuşlar. Bunları unutmuyor çocuklar. Ama o gerçekten çok güzel hediyeler de alanlar olmuş. İşte ben gelmeden önce çocuklarımın her şeyleri vardı. Ve o güzel hediyeler de boğulmuşlar aslında. Evet. Belki biz o dozajı bilemiyoruz. Evet. Böyle acılı çocukları daha çok onlarla vakit geçirmek gerekiyor. Çok güzel, çok güzel ve çok önemli bir yere gerçekten. Ya, hediyeler bir yere kadar. Evet. Belki işte çok hani maddi şeyin çok fazla olması çocuğun onu ileride farklı şekilde kullanmasına da vesile maalesef olabiliyor. Maalesef olabiliyor. Evet. Ve ben öyle bir dönemde aileye girdim ve iyilik yapacağım derken zararlar da yapılmış maalesef. Ama çok da güzel toparlandı yani. Evet. Yani ilgide, sevgide, şefkatte sınırsız. Biz anne olarak sınırsız olmamız lazım. Evet. Anne olarak kesinlikle ilgide, şefkatte sınırsız olmamız lazım. Maddiyatta da
sınır belirlemek gerekiyor. İster anne olalım, istersek dışarıdan olalım. Dışarıdan böyle yani çocuklarla böyle bir karşılaştığımız hani zaman. Hani çocuğun böyle bir anne yokluğunda ki ona alacağımız hediyeler, bir annesi olan çocuğa ne alacaksak onlara da aynı şeyi ve aynı dozajda evet, vermemiz lazım. Yani annesi gerekiyor. Olmadığı için maddi noktada eksepsiyonel bir şey sergilemememiz maddi gerekiyor. Maddi olarak kesinlikle sergilememek gerekiyor. Ama sınırsızca sevgi gösterisi, onunla ilgi, alaka, gezdirme, parka götürme, bu gibi anılarını çoğaltmak gerekiyor. Evet. Rabbim böyle acılar kimseye yaşattırmasın ama olur hiçbir ki böyle çocuklarla karşı karşıya gelirseniz, karşılaşırsanız onları bağrınıza basın ve sınırsızca onlara sevginizi gösterin ve onları çıkarın, gezdirin, başka hava solusunlar. Böyle. Benim tavsiyem bu olacak bu konuda. Evet, yine bu soru çatısı altında aslında daha önceden hazırlamadığım şeyler ama muhabbet içinde geliyor aklıma. Şimdi Ramazanlarda görüştüğümüzde yine gıpta ettiğim, hayran kaldığım, takdir ettiğim bir şey yapıyorsun sen. Yani hatim indiriyorsun. Ve Esmaoğlu'da bir hatim indiriyorsun 2 yıldır özel. Allah kabul etsin Rabbim, ruhlarını şad etsin senin dualarınızla. İlk eşin Cemil abiye de hatim indiriyorsun. Bu harika bir şey. Bunu çocuklar da biliyor zannederim. Biliyorlar. Bu bildiğim bu şeyle şunu sormak istiyorum. Yani çocukların ilk annesini Esmaoğlu'da konuşuyor musunuz aile hayatınızda, diyaloglarınızda ve nasıl konuşuyorsunuz? Yani bu özel bir soru. İstersen cevap vermeyebilirsin. Evet, hiç beklemiyordum bunu. Evet, hatim indiriyorum çünkü Esma, rahmetli Esma kardeşim olmasaydı belki ben anneliği tatmayacaktım. Tabii sebepler doğrultusunda düşündüğün vakit her şey yaşanması gerekiyor yani. Yaklaşık 20 yıllık eşim vefat edecek ve rahmetli Esma Hanım da vefat edecekti ki ben de anneliği tadayım. Ama bu ister miyim böyle olmasını? İstemem, kesinlikle istemem ama ya anneliği zaten tadacaksan Allah başka şekilde ve de onu kesinlikle, takdir ederdi. Kesinlikle tabii. Ama rahmetli Esma Hanım benim için çok önemli. Evet. Çok önemli. Ben yavrularımı onu her zaman hatırlatırım. İstemem yani ondan böyle bir haber veya yani konusu geçmesin veya yok, gerekiyor. Dualarımızda hep varlar. Rahmetli Esma Hanım var, rahmetli Cemil Bey var. Her ikisi de eminim çok mutlular oldukları yerlerinde. Öyle düşünüyorum. İnşallah öyledir. Çok sağ ol. Bu aile hayatını geçip biraz sadece sana odaklanmak istiyorum. Çocukları annelik dışında sosyal hayatta neler yapıyorsun? Nelerle meşgulsün? Bir müzik grubu vardı. Bizim yaşadığımız şehirde çok sevdiğim bir ablamın kanun çalmasıyla kanun çalmayı öğrendi. Beni de teşvik etti. Hem komşum olur kendisi hem de çok çocukların hayatında çok değerli bir yeri var. Ud kursuna yazıldım. O gruba katılabilmek için 2 yıl önce ud çalmaya çalışıyorum. Koronavirüs ne kadar işte pandemi ne kadar bize izin verirse çünkü biraz zor şu anda. Bu şekilde ders alıyorum ud kursunda. Ondan sonra Almanca kursuna yazıldım bir yıldır ama işte erteleniyor pandemiden dolayı. Evet. İşte bir açılıyor, bir kapanıyor vesaire. Böyle Almancamı ilerlettirmek istiyorum. Önceki öğrendiklerim vardı okuldan, Fransa'dan.
yabancı dilimdi. Hatta birinci yabancı dilimdi Almanca. Fransa'da ilk yabancı dil vardır ve ikinci. Benim de Almancayı seçmiştim çocukken. İşte bu da belki bunun bir işaretiydi. Bilmiyorum. Normalde herkes İngilizce seçerken ben Almanca istemiştim. Ve o bildiklerimi ben şu anda kullanıyorum 2,5 yıldır. Çünkü hala kursa tam böyle başlayamadım. Velhasıl evdeyiz genelde pandemiden evet. ötürü. Çocuklarla beraber işte online ders görüyor oğlum. Kızlarımla işte evde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bir de ayrıyeten yine bu göç sıkıntılarını çeken, hicret sıkıntılarını çeken diyelim daha doğrusu. Aileler, yaşanmışlıklar bunları duyurabilmek için yetkili yerlere Avrupa'da hem Almanya'da hem farklı ülkelerde eşinle birlikte de bu noktada da çalışmalarınız var bildiğim kadarıyla. Ya evet, eşimle kendisi aktivisttir ve bundan dolayı da birçok yerlere müracaat eder ve ulaşmaya çalışır sesini duyurmak için. Ben de ona elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Tabii evet. onun kadar sahada olamam. Ama ben de işte evde ona bir şekilde böyle biraz destek olmaya çalışıyorum o konuda. Tabii o mağduriyet, yaşanan mağduriyetleri duyurma adına. Evet. Mehmet Ali Bey'in çok büyük faydası var o konuda. Ama sadece evde olmuyorsun yani. Yani var, tabii gidiyorum yani gereken yerlere evet. de beraber ailece gittiğimiz oluyor tabii. Ben evet. de daha çok yapmak isterim ama işte bu şekilde. Evet. Yani şu an yeni de bir süreç eklendi. Bu duyurma noktasında mağduriyetlerim. Güzel şeyler yaptığınızı görüyorum. Hepsini şu an burada bahsetmedin. Çok yüzeysel geçtin ama zaten sosyal medyada görülüyor bunlar. Peki Mine, dediğim gibi yıllardır Fransa'da yaşadın ve Almanya'ya gittin. Evet. Mine olarak Almanya'ya alışma sürecin nasıldı? Yani kolay oldu mu, zor oldu mu? Nasıl zorlukları aştın, evet. zor olduysa? Yani Almanya'yı açıkçası başta biraz çekimserdim. Çok sevdiğim bir ülke değildi. Ama alışıyor insan ya. Sevdikleri neredeyse oraya alışıyorsun, adapte oluyorsun. Bir de tabii bu süreç içerisinde zoraki hicretler vardı. Yani oluyor hala. O zoraki hicretlere bakıyorum. Diyorum ya diyorum ben sonuçta Fransa'dan Almanya'ya gideceğim. Arkadaşlar Türkiye'den çıkıyorlar. Yani benimki aslında çok büyük bir şey değil. İstediğim gibi Fransa'ya geri dönebilirim vesaire. Ama Almanya'ya kolay alıştım. Nasıl diyecekseniz. Neyi en çok sevdin diyebilirim. O da olabilir. Hem Almanya, nasıl hem neyi. İnsanlığını. İnsanları çok güzel. Bizim yaşadığımız yerde geneli hep Alman veyahut Avusturyalı, İtalyan böyle farklı milletler var. Ve çok güzel diyaloglarımız var. Hı-hı. Komşularımızla çok müthiş diyaloglarımız var. Ben Fransa'da yaşamadığım, Fransızlarla görmediğim komşuluk diyaloğunu 2 yılda Almanya'da yaşıyorum. Hı-hı. Yani inanılmaz bir şey. Halbuki Avrupa kültürünü çok iyi biliyorum. Fransa kültürünü çok iyi biliyorum. Alman kültürüyle benzeşiyor. Ama Almanlarla ben şöyle düşünüyorum. Yani benden bir şey yok benden gelen. Çocukların etkileşimi işte... Bu çok şey oluyor. Yani alışmaya çok önemli ve komşularla olan diyalogumuza çok çok güzel. Bizim evet. Kapı komşumuz yani oma opa diyoruz mesela onlara. Nedir? Türkçe nene dede. Hı. Bizim çocuklarımız onlara oma ve opa diyor yani. Evet. Ve gerçekten bir aile gibiyiz. Mesela biz koronavirüste hiç önlem almadılar kendileri. İstemedi. Çünkü yaşlı biz aileyiz. Evet biz bir aileyiz diyor. Bize gelirler çıkarlar istedikleri gibi. Yani bu benim için tabii ki oraya alışma noktasında çok büyük bir etken oldu. Evet. Çok sevdiler yani. Beni kucakladılar komşularla. Evet.
Çok güzel. Çok daha iyi olsun. İnşallah. Hem senin için hem onlara karşı götüreceğin güzel diyaloglar vereceklerin için diyelim. İnşallah. Son olarak Mine, sana tek kelime söylemek istiyorum, sormak istiyorum. O tek kelimelerin sana çağrıştırdığı manayı yine tek kelimeyle almak istiyorum. İki üç kelime de olabilir ama kelime kelime cevap vermeni istiyorum. Anne. Anne. Evet. Anne deyince tabii ki ben direkt işte çocuklar yine aklıma geliyor. Nefes. 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 Evet. Sonra aynen. Tekrar alırım, yazarım. Şu an yazmayacağım. Yuva. Yuva. Huzur. Evet. Baba. Hayat. Kadın. Kadın fedakar. Çocuk. Neşe. Ay, çok güzel, çok harikaydı. Yani ben çok mutlu oldum İlk cevaplarına. Aklıma gelen kelimeler bunlar. Çok hoş yani, çok gönlüm çok coştu yani verdiğin cevaplarla. Çok teşekkür ederim. Rica ya çok ederim. Harika bir muhabbetti, çok harika bir sözleşiydi. Belki bazen yaralarına dokunduk. Evet. Kusura bakma ya, ama. Estağfurullah. Kendi adıma çok istifadeli oldu. İnanıyorum dinleyiciler, izleyiciler için de çok istifadeli olacak. Bir yönüyle merak konusuydu çünkü yuvanız farklı bir başlangıcı oldu. Ve hem örnek bir yanı var ciddi manada. Hem şaşıracağımız güzellikler yaşıyorsunuz, yaşasıyorsun, vesile oluyorsun. O yüzden çok güzeldi ve bu söyleşiyi çok uzun süredir istiyordum ben. Anneler Günü'ne denk gelmesi çok güzel oldu. Ve senin tam ilk böyle Anneler Günü için yapacağımız çekimde Paris'te olman, Paris'te randevunun olması tamamen bir sevki ilahi oldu. Güzel denk geldi. Geldiğin için, gönlündekilerin bizimle paylaştığın için sana çok 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 teşekkür ediyorum. Ben yine. Teşekkür ederim. Yani dostla muhabbet etmek ayrı bir güzeldi benim için. Ben buradan hem senin Anneler Günü'nü çok özel kutluyorum. Hem de bütün annelerimizin, bütün kadınların sevgiyi, şefkati gönlünde taşıyan herkesin, her kadının Anneler Günü'nü gönül dolusu muhabbetlerimle, kucaklamalarımla buradan kutluyorum. Mine'ye bir buket çiçek hediye edeceğim Anneler Günü için ama burada bu söyleyişi izleyen herkese sunmuş oluyorum bu buket çiçeği. Evet minicik, burada özel böyle bir buketimizle. Çok teşekkür ederim. Anneler Günü'nü kutluyorum dediğim gibi. Çok teşekkür ederim. Yani çok kibarsınız bütün hocam. Bütün herkese sunuyorum, bütün kadınlara sunuyorum. Çok teşekkür ederim, çok biz güzel. Çok teşekkür ederiz size zaman ayırdığın için, bizimle paylaştığın için hayatını. Çok sağ ol. Evet sevgili dostlar, güzel bir söyleşinin, muhabbetin, çok güzel bir konuyla sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı ve beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı eksik etmeyin. Hoşça kalın.